Kitabımızın adı Karısını Şapka Sanan Adam. Yazar Oliver Sacks. Çeviren Çiğdem Çalkılıç. Yayın evi Yapı Kredi Yayınları. İkinci bölüm. Aşırılıklar. Giriş. Özür kelimesinin nörolojinin gözde terimi olduğunu söylemiştik. Bu kelime, nörolojide herhangi bir işlev bozukluğu için kullanılan tek kelimedir. İşlev, aynen bir kapasitörde veya sigortada olduğu gibi ya normaldir ya da bozuk veya hatalıdır. Temelde güç ve bağlantılar sistemi olan mekanistik nöroloji için başka ne gibi bir olasılık olabilir ki? Peki tersi bir durumda, işlev aşırılığı veya fazlalığı olduğunda ne olacak? Nörolojinin bu durumu ifade edecek bir kelimesi yoktur. Çünkü böyle bir kavrama sahip değildir. Bir işlev veya işlevsel sistem çalışır ya da çalışmaz. Sadece bu iki olasılık söz konusu olabilir. Bu yüzden canlı veya üretici özellik taşıyan hastalıklar nörolojinin temel mekanistik kavramlarını sorgular. Bu tip yaygın, önemli ve ilginç hastalıkların nöroloji içinde hak ettikleri ilgiyi hiç görmemelerinin sebebi de şüphesiz budur. Bu ilgiyi tepki aşırılığı görülen mani hastalığı olduğu gibi taşkın ve üretici bozuklukların konu edildiği psikiyatri içinde görülürler. Yine teratoma hastalığının hipertrofilerinden, monstre sitelerinden söz edilen anatomi ve patoloji içinde de aynı ilgiyi görürler. Ama fizyolojide bunun eş değeri monstrosite veya manilerin benzeri yoktur. Kendi başına bu durum sinir sistemi hakkında temel kavram ve bakış açımızın sinir sisteminin bir çeşit makina veya bilgisayar olduğu fikrinin kökten uygunsuzluğunu ve daha dinamik ve canlı kavramlarla desteklenmeye ihtiyacı olduğunu gösterir. Bu kökten uygunsuzluk, birinci bölümde üzerinde durduğumuz işlev kayıplarında ve yoksunluk durumunda açıkça görülmeyebilir. Ama işlev aşırılıklarını amneziyi değil de hipermeniziyi, agnoziyi değil de hiperagnoziyi ve aklımıza gelen diğer hiperleri düşündüğümüzde hemen görünür bir hal almaya başlar. Klasik Jacksonvari nöroloji asla aşırılıklarla ilgili hastalıkların, işlevlerin birincil aşırılıklarının ve hızlı gelişimlerinin salınımları aksine üzerine durmaz. Huglinson Jackson da gerçekten hiperfizyolojik ve süper pozitif durumlardan bahsetmişti. Ama bunu yaparken kendini istediği gibi düşünmek üzere serbest bıraktığını, oyun oynadığını veya kendini ortaya attığı işlevlerin mekanik kavramlarına ters düşse bile sadece klinik deneyimlerine sadık kaldığını söyleyebiliriz. Böylesi çelişkiler onun dehasının bir özelliği, naturalizmi ve katı formalizmi arasındaki bir uçurumdur. Aşırılık konusunda hiç değilse düşünen bir nörolog bulmamız için bile hemen hemen günümüze dönmemiz gerekmektedir. Luria'nın iki klinik biyografisinden Dünyası Parçalanmış Adam, Kayıplar, bir Mnemosti'nin Zihni, Aşırılıklar hakkındadır ve bu ikisi birbirini hoş bir şekilde dengelemiştir. Ben ikincisini bir hayal gücü ve bellek keşfi olduğu için ve klasik nörolojide böyle bir keşfin yapılması mümkün olmadığı için birincisinden çok daha ilginç ve özgün bulurum. Uyanışlarda L-DOPA öncesi görülen korkunç yoksunluklarla akinezi, abuli, adinami ve enerji eksikliği, L-DOPA sonrası görülen aynı derecede korkunç aşırılıklar, hiperkinezi, hiperrabuli, hiperdinamik ve benzeri arasında içsel bir denge vardır. Burada işleve dair olan terim ve kavramların dışında kalan itki, irade, dinamizm, enerji gibi temelde kinetik ve dinamik olan yeni bir türde terimler ortaya çıkmıştır. Klasik nörolojideki terimlerse temelde statiktir. Bir, mnemonistin zihninde daha da yüksek düzeydeki dinamizmleri, çağrışım ve imgelerin sürekli gelişen, neredeyse kontrol edilmeyen gücünü, düşünmenin devasa büyüyüşünü ve mnemositinin şey diye adlandırdığı aklın bir çeşit zihin teratomasını görüyoruz. Fakat şey kelimesi veya otomatizm de mekaniktir. Hızla gelişmek ifadesi sürecin endişe verici canlılığını daha iyi ortaya koyar. Mnemoniste veya Ledopo tedavisi görmüş ve aşırı enerji dolmuş taşkın hastalarımda davranışlarında aşırıya kaçma, uygunsuz veya çılgınca bir hal alma söz konusudur. Bu sadece bir davranışın aşırılığı değil, organik bir çoğalma, bir üretimdi. Bir dengesizlik veya işlev bozukluğu değil, üretim bozukluğuydu. Amnezi veya agnozi vakalarından bildiğimiz üzere bu vakalarla bir işlev veya beceri bozukluğu vardır.
Ama hipermenizi ve hiperenoglizi hastalarında hatırlama ve tanıma becerileri kendiliğinden her zaman aktif ve üretken durumdadır. Hatta kendiliğinden ve potansiyel olarak çok aşırıdır. Bundan dolayı işlev nörolojisinden hareket, yaşam nörolojisine doğru ilerlemek zorunda kaldık. Bu çok önemli adımı atmamızı zorunlu kılan aşırılıklarla ilgili hastalıklardır. Onlarsız aklın canlılığını keşfetmeye başlayamayız. Geleneksel nöroloji, mekanikliği ve özürler üzerinde yoğunlaşmasıyla tüm beyin işlevlerindeki en azından imgeleme, bellek ve algılama gibi üst düzey işlevlerdeki içgüdüyü yani hayatı bizlerden saklar. Aklın özündeki canlılığı bizden saklar. Şimdi üzerinde düşünmemiz gereken, özellikle de gelişmiş ve böylelikle de aydınlanmış bir aktivite içinde olan beynin ve zihnin yaşayan ve sıklıkla da kişisel olan doğasıdır. İşlevdeki artış veya ilerleme sadece sağlıklı bir bütünlüğü ve canlılığı olanaklı kılmakla kalmaz, daha çok ürkütücü bir davranış aşırılığını, anormalliğini, sapkınlığını, uyanışlardaki gibi sürekli olarak görülen çok fazlalığı da olasılıklar arasına katar. Uyanışlarda aşırı uyarılmış hastalar çözülme ve kontrolden çıkma eğilimi içindedirler. Onlar itki, imge ve irade gücünün etkisinde kontrolden çıkmış bir fizyolojinin ele geçirdiği veya sahiplenmediği kişilerdir. Bu tehlike gelişme ve canlılığın doğası üzerine kurulmuştur. Gelişme, aşırı gelişme, canlılık ise aşırı canlılık haline gelebilir. Bütün aşırı durumlar, çirkin, sapkın anormallikler, uç durumlar haline gelebilir. Hiperkinizi, parakinizeye doğru ilerler, anormal hareketler, kore, tikler gelişir. Hipergnozi hemen paragnozi haline gelir ve aşırı yükselen duyumlar sapkınlık veya yanılsamalara yol açar. Hiperhallerin yoğun, düşkünlüğü çılgın tutkular haline gelebilir. Bir hastalığın kendini iyilik olarak gösterebilmesi, harika bir sağlık ve iyi olma hissi vermesi ve acımasız potansiyelini sonradan ortaya çıkarması, doğanın oyunlarından ve ironilerinden biridir. Bu ikilem pek çok sanatçıyı, özellikle de sanat ve hastalığı bir tutanlara cezbetmiştir. Bu, Thomas Mann'da ısrarla tekrarlanan Dionysus, Venus ve Fus tarzının bir arada olduğu bir temadır. Bu tema, Mann'da sihirli dağın ateşli tüberküloza yüksekliklerinden, Dr. Faustus'ta spiroktel ilhamlara ve son hikayesi aldatılmış kadında afrodizyak kötülüğe dönüşür. Böyle ironiler beni her zaman cezbetti ve onlar hakkında yazdım. Migrende nöbetlerin öncesinde ortaya çıkan veya nöbetlerin başlatıcı olan fazlasıyla iyi hissetme durumundan bahsettim. Ve George Eliot'ın tehlikeli iyilik hissinin çoğunlukla bir nöbetin başlangıç işareti olabileceğiyle ilgili açıklamasını anlattım. Tehlikeli iyilik hissi nasıl bir ironidir ki fazla iyi olma hissinin çift anlamlılığını tam anlamıyla anlatır. İyi olmak doğal olarak şikayet sebebi değildir. İnsanlar bundan keyif alırlar, mutlu olurlar. Bu, şikayet konusu olmaktan en uzak niteliktir. İnsanlar iyi hissettiklerinde değil, hasta hissettiklerinde şikayet ederler. George Eliot gibi ancak bilgi veya çağrışım yoluyla ya da aşırılığı en yoğun şekilde yaşayarak bu durumun yanlışlığına ve tehlikesine aşina olurlar. Dolayısıyla bir hasta ender olarak çok iyi olduğu için şikayet eder. Ama fazla iyi hissettiğinde bundan şüphe eder hale gelebilir. Bu durum uyanışların en temel ve acımasız temasıydı. 10 yıllardır ciddi özürleri olan ağır hastalar bir mucizeyle aniden kendilerini iyileşmiş bulabiliyorlardı. Bu kez de aşırılığın tehlikeleri ve sıkıntılarıyla karşılaşıyor, kabul edilebilir sınırların çok ötesinde uyarılmış işlevlere sahip oluyorlardı. Bazıları bunun farkına varıyor, geleceği seziyordu ama durumun farkına varamayanlar da oluyordu. Rosser'e sağlığının düzelmesinin ilk heyecanı ve keyfiyle bu harika bir şey, muhteşem diyordu. Ama olaylar kontrolden çıkmaya başladığında bu böyle sürmez, korkunç bir şey yaklaşıyor demeye başladı. Benzer şekilde diğerlerinin birçoğunda da durum aynıydı. Leonard'le durgunluktan aşırılığa doğru giderken sağlıklı ve enerjik olma kendi deyimiyle lütuf durumundaki aşırılık giderek arttı ve çok uç bir hal aldı. Uyum ve rahatlık hissiyle çaba harcamaksızın kontrollü olma durumu çok fazlalıkla ve her çeşit baskıyla yer değiştirdi. Onu çözülme tehdidi altında bıraktı. Bu, aşırılık durumun verdiği hem bir armağan hem de bir rahatsızlıktı. Hem zevk hem acıydı.
İçgörülü hastalar bunu şüpheli ve paradoksal buldular. Bir Tourette hastası, çok fazla enerjim var, her şey çok parlak, çok güçlü ve fazla. Hummalı bir enerji, ölümcül bir parlaklık diyordu. Tehlikeli iyilik, ölümcül parlaklık altındaki sonsuz boşluklarla birlikte yanıltıcı bir mutluluk sarhoşluğu. Doğa tarafından bazı sarhoş edici bozukluklarla veya bizim tarafımızdan uyarıcı madde bağımlılığıyla ortaya çıkarılan aşırılıkların tehdidi ve vaadi işte buydu. Böylesi durumlarda insanlığın açmazları sıra dışıdır. Çünkü burada hastalar, hastalığın geleneksel temaları olan üzüntü ve acılardan çok uzak, baştan çıkarıcı bir hastalıkla karşılaşırlar. Kesinlikle hiç kimse böylesi tuhaflıkların ve aşağılanmaların dışında değildir. Aşırılık bozukluklarında kişinin benliği ile hastalık arasında, benliğin giderek daha fazla kendine yabancılaştığı ve en sonunda tamamıyla bağımsız varlığını kaybedip, hastalığın bir ürünü olmanın dışında hiçbir şey olmadığı hale gelene kadar kendini hastalıkla özdeşleştirmesi şeklinde gelişen gizli bir ortaklık olabilir. 10. hikayede yer alan tilki Ray, sadece tilkilerden oluşuyorum, başka hiçbir şey yok derken veya bir zihin büyümesini, onu yutabilecek bir Tourette Toma'yı hayal ederken aynı korkuyu ifade ediyordu. Güçlü bir egosu ve göreceli olarak hafif bir Tourette sendromu olmasından dolayı gerçekte onun için böyle bir tehlike yoktu. Ama zayıf veya gelişmemiş egoları olan hastalar, çok güçlü bir hastalığa yakalandıklarında böylesi bir ele geçme veya kendine sahip olmama gibi çok gerçekçi riskler mevcuttur. Ele Geçirilmiş adlı hikayemde bu konuyu yalnızca değiniyorum. 10. Tikli Ray. 1885 yılında Charcot öğrencisi olan Gilles de la Tourette, bugün kendi ismiyle anılan şaşırtıcı bir sendromu tarif etti. O zamanlar hemen Tourette sendromu diye isimlendirilen bu hastalığın özellikleri, haşarı bir espri anlayışı ve sıra dışı maskaralıklara duyulan bir eğilimle birlikte sinirsel enerji aşırılığı, tuhaf hareket ve fikirlerin fazlalığı, tikler, ani ve hızlı hareketler, özgün tavırlar, yüz ifadeleri, sesler, küfürler, elde olmadan yapılan taklitler ve çeşitli kompülsiyonlardır. Tourette sendromunun en ağır şekilleri duygusal, içgüdüsel ve imgesel hayatın her yönünü kapsar. Daha hafif ve belki de daha sık rastlanan şekillerinde yine tuhaf olmakla birlikte durum normal hareketlerin ve tepkiselliğin biraz ötesindedir. Geçtiğimiz yüzyılın sonlarında bu hastalık iyice tanınarak yaygın bir şekilde rapor edilmiştir. Bu yıllar nörolojinin daha geniş bir alana yayıldığı ve organikle psişiyi bir araya getirmekte tereddüt etmediği bir dönemdi. Tourette ve arkadaşları için bu sendromun ilkel tepki ve istekler tarafından bir çeşit ele geçirilme olduğu açıktı. Ama aynı zamanda organik temelli bir ele geçirilmeydi ve keşfedilmemiş olsa da bir nörolojik hastalık olduğu açıktı. Tourette'nin orijinal makalelerinin basımını takip eden yıllarda bu hastalıkla ilgili hiçbir diğerinin benzeri olmayan yüzlerce vaka tarif edilmiştir. Hafif ve selim şekilleri olduğu gibi şiddetli ve oldukça şiddetli şekilleri de olduğu ortaya çıkmıştır. Aynı şekilde bazı insanların Tourette'ye tahammül edebildiği, hatta düşünce, çağrışım ve yaratıcılığın hızlılığından yararlanarak rahat bir kişilik içinde uyum sağladığı, diğer yandan bazılarının ise hastalık tarafından ele geçirildiği, Tourette'nin sebep olduğu tepkilerin kaosu ve olağanüstü baskısının ortasında gerçek bir kimliğe sahip olmadığı da bilinen bir gerçektir. Luria'nın Mnemonist'inde olduğu gibi her zaman şey ile ben arasında bir savaş vardır. Charcot ve aralarında Tourette, Freud ve Babinski'nin de bulunduğu öğrencileri, nöroloji ve psikiyatrinin şey ve benin beden ve ruhun ortak bir bütünlüğü içinde olduğu görüşüne sahip olan son uzmanlardı. Geçtiğimiz yüzyılın bitişiyle ruhsuz bir nöroloji ile bedensiz psikoloji arasında bir bölünme meydana geldi. Bununla birlikte Tourette'i herhangi bir şekilde anlamak imkansızlaştı. Gerçekten de Tourette sendromu ortadan kaybolmuş gibi göründü ve bu yüzyılın ilk yarısında hemen hemen hiç rapor edilmedi. Bazı doktorlar bu hastalığı bir mit, Gilles de la Tourette'nin renkli imgelemelerinin bir ürünü olarak değerlendirdi. Büyük çoğunluk ise bu hastalığı hiç duymadı. 1920'lerin büyük uyku hastalığı salgını gibi unutuldu. Uyku hastalığının unutuluşuyla Tourette'nin unutuluşunun ortak yanları vardır.
Her iki bozukluk da sıra dışı ve inanışların, en azından resmi tıbbın inanışlarının ötesinde tuhaftı. Bu hastalıklar geleneksel tıbbın çevresine uyum sağlayamıyorlardı ve böylelikle unutuldular. Esrarengiz bir şekilde kayboldular. Ama bu iki hastalık arasında daha da yakın bir bağlantı vardı ve uyku hastalığının bazen dönüştüğü hiperkinetik veya kontrolsüz haller 1920'lerde bununla ilgili ipuçları vermişti. Bu hastalar, hastalıkların başlangıcında zihin ve bedenlerinin aşırı uyarılması, çılgın davranışlar, tikler ve takıntılı hareketler gösterme eğilimi içindeydiler. Bundan bir süre sonra tam tersi bir kaderin etkisinde transa geçer gibi tümüyle sarıp sarmalayan ve onları 40 yıl sonra da içinde bulunduğum bir uykuya dalarlardı. 1961 yılında uyku hastalığının etkisinde ya da post asefalitik olan hastalara beyinlerinde önemli ölçüde azalan dopamin transmitterinin öncülü olan L-DOPA'yı verdim. Bir dönüşüm yaşadılar. Önce bilinçsiz bir durumdan sağlıklı bir durum içine uyandırıldılar. Sonra diğer uca, tiklere ve kontrolsüz davranışlara doğru yönlendirildiler. Bu, Tourette benzeri sendromlarla ilk deneyimimdi. Çılgın uyarılmalar ve tehlikeli tepkilere genellikle saçma bir mizah anlayışı eşlik ediyordu. Tourette hastalığı olan bir hastayı hiç görmediğim halde Tourette'izmden bahsetmeye başladım. Post-ansefalitik insanların uyanışına ilgi göstermiş olan Washington Post gazetesi 1971 yılının başlarında onların nasıl olduklarını sordu. Tikleri var diye verdiğim yanıt onları tikler üzerine bir makale basmalarına yol açtı. Bu makalenin basılmasının ardından sayısız mektup aldım ve çoğunluğu meslektaşlarıma gönderdim. Ama bunların içinden görmeye karar verdiğim bir hasta vardı. Ray'i gördüğümün ertesi günü New York'un merkezinde sokakta 3 tane Tourette hastası fark ettiğim gibi geldi bana. Tourette hastalığına çok ender rastladığı söylendiği için aklım karışmıştı. Milyonda bir görülme sıklığı olduğunu okumuştum ama yine de 1 saat içinde açıkça 3 örneğini görmüştüm. Büyük bir şaşkınlık ve merak içindeydim. Acaba bu hastaları her zaman atlıyor olabilir miydim? Ya onları görmüyordum ya da tikli, asabi diye belirsiz etiketlerle gözden geçiriyordum. Herkesin aynı şekilde bu hastaları atlıyor olması mümkün müydü? Tourette'nin nadir bir sendromu olmayıp sık rastlanan, hatta daha ileri varsayılanlardan 1000 kez daha yaygın bir hastalık olması mümkün müydü? Ertesi gün özellikle seçici olarak bakmadığım halde 2 tane daha Tourette hastası daha gördüm. Bu noktada kafamda özel bir şaka, değişik bir fantezi kurguladım. Kendi kendime dedim ki, Tourette çok yaygın ama fark edilmeyen bir hastalık. Ne var ki bir kere fark edildiğinde de kolay kolay ve sürekli olarak görülebiliyor. Farz edin ki bir Tourette hastası bir diğerinin farkına varıyor ve bu ikisi bir üçüncüyü ve üçüncü de dördüncüyü tanıyor. Ta ki artan bir farkındalık ile hemen hepsi bulunana kadar. Patolojinin kız ve erkek kardeşleri ortak bir ilgi alanı ve karşılıklı farkındalık ile birbirine bağlanan, bizlerin arasında yeni bir tür. New Yorklu, Tourette hastalarının tamamı böylesi kendiliğinden gruplaşmayla bir araya toplanamazlar mı? 3 yıl sonra 1974'te bu fantezimin gerçeğe dönüştüğünü gördüm. Tourette sendromu birliği kurulmuştu. O zaman 50 üyesi vardı. 7 yıl sonra şimdi birkaç bine ulaştı. Bu durum her ne kadar üyeleri sadece Tourette hastaları ve onların akraba ve doktorlarından oluşsa da Tourette Sendromu Birliği'nin yani TSA çabalarıyla açıklanabilirdi. TSA, Tourette hastasının sıkıntısını anlatmak veya basın yoluyla halka tanıtmak konusunda çok başarılıydı. Bütün bu çabalar Tourette hastasının sıklıkla karşılaştığı kabul görmeme ve hoşnutsuzluk gibi tavırların yerine sorumlu bir ilginin yerleşmesini sağladı. Ayrıca fizyolojik çalışmalardan sosyolojik çalışmalara kadar türlü araştırmalara, Tourette'li beynin biyokimyası, Tourette'ye sebep olan genetik ve diğer etkenler, bu hastalığı temsil eden anormal derecede hızlı ve özensiz çağrışım ve tepkiler üzerine yapılan incelemelere ön ayak oldu. Gelişimsel, hatta filogenetik açıdan ilkel türden içgüdüsel ve davranışsal yapılar ortaya çıkarıldı. Tiklerin beden dili, dil bilgisi ve dil bilgisel yapısı araştırılmıştı. Küfretme ve şakasının doğasına ait, ki bunlar başka nörolojik bozuklukların da özelliğidir, beklenmedik içgörüler elde edildi.
Tourette hastalarının aileleri ve başkalarıyla olan ilişkileriyle bu ilişkilere eşlik eden tuhaf tersliklerle ilgili araştırmalar da yapıldı. TSA'nın kayda değer başarılı girişimleri Tourette hastalığı tarihinin en önemli ve temel bölümüdür. Daha önceden bu hastalığı anlamaya hiç yön vermemiş olan hastalar kendi kendilerini anlama ve tedavi etmede etkin ve öncü kişiler haline geldiler. Geniş ölçüde TSA'nın desteği ve girişimleriyle son 10 yılda ortaya çıkan görüntü, Gilles de la Tourette'nin bu hastalığın organik, nörolojik bir temeli olduğuyla ilgili sezgisini doğruladı. Tourette'deki şey aynen Parkinsonizm ve Kore hastalarındaki gibi Pavlov'un subkorteksin kör gücü dediği beynin harekete geçme becerisini ve içgüdülerini yöneten ilkel bölümleriyle ilgili bozuklukları yansıtır. Harekete geçmeyi etkilemeyip hareket sürekliliğini etkileyen Parkinsonizm de bozukluk orta beyin ve bağlantılarındadır. Parçalı yarı hareket karmaşası olan Kore hastalığında bozukluk bazal ganglinyanın yüksek işlevlerindedir. Duygu ve arzuların uyarımının gerçekleştiği, davranışın birimcil ve içsel temellerinin bozukluğu olan Tourette'de rahatsızlık eski beynin çok yüksek bölümleriyle talamus, hipotalamus, limbik sistem, amigdala ile ilgili görülmektedir. Bu bölümler kişinin temel duygusal ve içgüdüsel belirleyiciğini barındırır. Tourette hastalığı klinik ve patolojik olarak beden ve zihin arasındaki bir çeşit bağlantı kopukluğudur ve mani bir kore arasında bir yerdedir. Uyku hastalığının az rastlanan hiperkinetik şeklinde ve L-DOPA ile aşırı uyarılmış tüm post-ansefalitik hastalarda olduğu gibi Tourette sendromu da hastalarda veya başka herhangi bir sebepten inme, serebral tümör, endoksikasyon ve enfeksiyonlar gelişen Tourette'izmde beyin uyarıcı transmitlerin özellikle dopaminin aşırı olarak bulunduğu düşünülmektedir. Latergik, Parkinson hastalarının kendilerine gelmeleri için daha fazla dopamine ihtiyaçları olduğu ve post-ansefalitik hastalarımın dopaminin öncüsü L-DOPA tarafından uyarıldıkları gibi enerjik ve Tourette'li hastalarının dopamin düzeyleriyle de holoperidol yani holdol gibi bir dopamin antagonisti kullanarak düşürülmesi gerekmektedir. Öte yandan Parkinson'lu bir hastanın beyninde sadece dopamin eksikliği olmadığı gibi Tourette'li hastanın beyninde de sadece dopamin fazlalığı yoktur. Aynı zamanda kişiliği değiştirebilecek bir bozukluktan beklenebileceği üzere daha derin ve daha geniş değişimler mevcuttur. Anormalliğin hastadan hastaya veya bir hastada günden güne değişebilen sayısız ince yolları vardır. Haldol, Tourette hastalığına bir çare olabilir. Ama ne Haldol ne de başka bir ilaç L-DOPA'nın Parkinsonizme verdiği çareden fazlasını verebilir. Tıbbi veya ilaçlı tedaviyi tamamlayan bir de varoluşsal yaklaşımın olması gerekmektedir. Özellikle bu hastaların acısını çektiği subkorteksin kör gücünün kaba içgüdü ve tepkilere karşı hareket, sanat ve oyunun sağlıklı özgür olmanın temeli sayılması gerekmektedir. Hareketsiz Parkinson hastası şarkı söyleyip dans edebilir ve o sırada Parkinsonizminden kurtulabilir. Harekete geçirilmiş Tourette hastası da şarkı söyleyip oyun oynadığında veya aktörlük yaptığında hastalığından tamamen arınır. İşte bu durumlarda ben şeye galip gelir. 1973'ten 1977'deki ölümüne kadar büyük nöropsikolog A.R. Luria ile mektuplaşma şerefine sahip oldum ve ona sık sık Tourette hakkında gözlemlerimi ve band kayıtlarımı gönderdi. Son mektuplarından birinde bana bunun gerçekten de büyük bir önemi var. Böyle bir hastalıkla ilgili herhangi bir bilgi bizim genel olarak insan doğasıyla ilgili bildiklerimizi genişletecektir. Bununla karşılaşabilecek başka bir hastalık bilmiyorum diye yazdım. Ray'i ilk gördüğümde 24 yaşındaydı ve birkaç saniyede bir hücum eden çok şiddetli tiklerinden dolayı güçsüz düşmüştü. 4 yaşından beri bunu çekiyordu. Her ne kadar ileri düzeydeki zekası, anlayışı, kuvvetli karakteri ve gerçekliği kavrama becerisi orta öğrenim ve koleji başarıyla geçmesine ve eşiyle arkadaşları tarafından sevilip değer verilmesine yardımcı olduysa da tiklerinin çevresinde uyandırdığı ilgi onu ciddi şekilde utandırıyordu. Kolejden ayrıldıktan sonra bir sürü iş yerinde her seferinde tikleri yüzünden kovuldu. Asla iş konusunda beceriksizliği gibi bir sebep söz konusu olmadı bu işten çıkarılmalarda.
genellikle sabırsızlığı, kavgacılığı, sertliği yüzünden hayatı şu veya bu şekilde sürekli bir kriz içindeydi. Cinsel uyarılma yaşadığı sırada elinde olmadan siktir, bok gibi laflar söylemesi evliliğini tehdit ediyordu. Pek çok Tourette hastası gibi onun da kayda değer bir müzikal yeteneği vardı. Eğer hafta sonlarında çalan gerçekten usta bir caz davulcusu olmasaydı, ekonomik ve duygusal açıdan hayatını devam ettiremezdi. Bir tik veya bateriye takıntılı bir şekilde vurma ile elde edilebilecek beklenmedik, çılgın doğaçlamalarıyla ünlenmişti. Bunlar güçlü ve mükemmel bir improvizasyonun çekirdeğini oluşturuyordu ve aniden baskın yapan bu tikler birer avantaj haline dönüşüyordu. Hastalığı pek çok oyun içinde avantajdı. Özellikle pimpon oyununda çok yetenekliydi. Bu yeteneğinin bir kısmı refleks ve reaksiyonlarının anormal düzeyde hızlı oluşundan kaynaklanıyordu. Ama bu oyunda da hiç beklenmeyen şaşırtıcı ve gerçekten de cevabı verilemeyecek, kendi deyimiyle ani, sert ve kaygısız vuruşları, yani improvizasyonları yeteneğinin asıl önemli kısmını teşkil ediyordu. Cinsel birleşme sonrasında dinginlik anında ve uyku sırasında tiklerden kurtuluyordu. Veya kontrollü ve ritmik bir şekilde yüzdüğü, şarkı söylediği ve çalıştığı zamanlarda gerilimden uzak, tiklerden bağımsız ve özgür, devinimsel bir melodi, bir oyun bulduğunda rahatlıyordu. Canlı, hareketli ve tuhaf bir görüntüsünün altında çok ciddi ve çaresizlik içinde bir adam vardı. O zamanlar henüz kurulmamış olan TSA'yı ve Haldol'u hiç duymamıştım. Washington Post'ta tikler hakkındaki makaleyi okuduktan sonra kendi kendine Tourette hastalığı teşhisini koymuştu. Teşhisini doğruladığımızda ve Haldol kullanımından bahsettiğimde heyecanlandı ama yine de tedbirli davrandı. Haldol iğnesi yaparak bir denemede bulundum. 1 miligram 8'de 1 kadarını uyguladığımda denemenin ardından 2 saat boyunca tiklerinden kurtularak bu ilaca olağan dışı şekilde duyarlı olduğunu gösterdi. Bu başarı vaat eden denemeden sonra miligramın 4'te 1 dozunda günde 3 kere kullanmak üzere reçete yazdım ve Haldol'e başlattım. Ertesi hafta mor bir göz ve kırık bir burunla geri geldi ve "senin şu beter Haldol'un fazla geldi" dedi. Bu azıcık doz bile söylediğine göre onun dengesini bozmuş, hareket çabukluğunu, zamanlamasını ve olağanüstü hızdaki reflekslerini etkilemişti. Pek çok Tourette'li gibi dönen şeylere, özellikle de dönen kapılara takılıyordu. Şimşek gibi içeriye girip çıkıyordu. Haldol ile becerilerini kaybetmiş, hareketlerin zamanlamasını yapamamış ve sert bir şekilde burnunu çarpmıştı. Bundan da öte, tiklerinin pek çoğu kaybolmak bir yana sadece yavaşlamış ve yaygınlaşmıştı. Söylediğine göre bir tikin ortasında takılıyor ve kendini hemen hemen katatonik, hareketsiz ve danmış bir halde buluyordu. Franci bir keresinde katatoniyi tiklerin zıddı demiş ve katakloni olarak adlandırmıştı. Bu az miktarda doz ile Parkinsonizm, distoni, katatoni ve psikomotor blok sergiliyordu. Aşırı miktara vardığında başarısız gözüken ilaca karşı verdiği bu reaksiyon duyarsızlığı değil, patolojik ve aşırı bir duyarlılığı ortaya koyuyordu. Belki de işe yarayabilecek bir ortama bulunmadan önce bir uçtan diğer uca tiklerin hızlanması ve Tourette hastalığından katatoni ve Parkinson hastalığına savrulabilecekti. Bu deneme ve düşünceden anlaşılır bir şekilde cesareti kırılmıştı. Şimdi ifade ettiği başka bir düşünceden dolayı da aynı hisleri yaşıyordu. Varsayalım ki tikleri uzaklaştırdın. Geriye ne kalacak? "Ben tiklerden oluşuyorum. Başka bir şey yok," dedi. Şaka ile karışık da olsa tikli biri olmanın dışında kimliği ile ilgili çok az bir bilinci vardı. Kendine başkanın Broadway'li tikçisi diyordu ve kendinden bir üçüncü şahıs olarak akıllı tikli Ray diye söz ediyordu. Bir armağan mı yoksa bir ceza mı olduğunu bilmediği tikli yeteneklere ve yetenekli tiklere sahipti. Tourette sendromunun olmadığı bir hayatı hayal edemediğini ve böyle bir hayata özendiğine emin olmadığını ekledi. Bu noktada L-Dopa'ya aşırı derece duyarlı olan bazı post-ansefalitik hastaların da karşılaştığım şeyleri hatırladım. Onların durumlarındaki aşırı fizyolojik duyarlılık ve dengesizliklerin hasta zengin ve dolu bir hayat sürebildiğinde azaldığını gözlemlemiştim. Böyle bir hayatın varoluşsal dengesi veya duruşu bu ciddi fizyolojik dengesizliği alt edebilirdi. Ray'in içinde de böyle olasılıkların var olabileceğini hissederek
kendi sözlerine rağmen ve kendi hastalığı üzerinde teşhirci ve narsistik bir şekilde odaklanmamasından yola çıkarak 3 ay boyunca her hafta buluşmamızı önerdim. Bu süre içinde Tourette'siz bir hayatın nasıl olabileceğini beraberce hayal edecek ve Tourette'nin tuhaf etkilerini ve ilgileri olmadan hayatın ona neler sunacağını sadece düşünce ve duygu düzeyinde olsa bile keşfedecektik. Tourette'nin onun üzerindeki rolünü ve ekonomik önemini araştırarak bunlar olmaksızın nasıl yaşamını sürdüreceğini düşünecektik. Bütün bunları 3 ay boyunca keşfedecek, sonra da başka bir Haldol denemesi yapacaktık. Genellikle gösterdiği dirence, kendine ve hayata karşı inançsızlığına rağmen 3 aylık derin ve sabırlı bir keşfin ardından her çeşit sağlıklı ve insani potansiyel ortaya çıktı. Bu kişiliğinin en derin ve güçlü temelinde gizlenmiş ve 20 yıllık Tourette hastalığına ve Tourette'li bir hayata rağmen sağlam kalabilmiş bir potansiyeldi. Bu derin keşif kendi başına heyecan verici ve cesaretlendiriciydi. Bize en azından sınırlı bir umut verdi. Gerçekte meydana gelen değişim ise bütün beklentilerimizi aşmıştı. Bu değişim geçici bir şey olmadığını belli eden sürekli ve kalıcı bir reaksiyon değişimiydi. R'ye eskisiyle aynı dozda yeniden Haldol tedavisi uygulamaya başladığımda bu sefer belirgin yan etkiler ortaya çıkmaksızın tiklerinden kurtulmuştu. Geçtiğimiz 9 yıl boyunca bu durum sürdü. Haldol'un etkileri bu sefer mucizevi oldu. Ama mucize sadece olanak tanındığında gerçekleşmişti. İlk başta Haldol'un yarattığı etkiler felaketti. Hiç şüphesiz bu etkilerin bir kısmı fizyolojik yapı üzerindeydi ama Tourette de o dönemde tedavi etmek veya yavaş yavaş yok etmek hem ekonomik olarak imkansızdı hem de bunun için erkendi. 4 yaşından beri Tourette hastalığı olan Ray'in normal bir hayatla ilgili hiçbir deneyimi yoktu. Bu sıra dışı hastalığına fazlaca bağımlıydı ve doğal olarak onu çeşitli şekillerde kullanıyor ve sömürüyordu. Tourette'i bırakmaya hazır değildi. 3 ay süren, çok zor ve yoğun analiz ve düşünmelerle dolu hazırlık dönemi olmadan da asla hazır olamayacaktı. Ray için geçirdiği son 9 yıl genel olarak mutluluk doluydu. Beklentilerinin ötesinde bir özgürleşme oldu. 20 yıl boyunca Tourette ile sınırlandırılmış olup, hastalığın acımasız fizyolojik özelliğinden dolayı hep bir şeyleri yapmaya mecbur kaldıktan sonra, daha önceden olabileceğini düşünmediği veya analizimiz sırasında en fazla teorik olarak ortaya çıkan bir özgürlüğün ve ferahlığın tadını çıkarıyor şimdi. Evliliği özenli ve dengeli yürüyor. Baba da oldu. Onu Tourette'li becerikli bir palyaço olarak değil, bir insan olarak seven ve değer veren pek çok iyi arkadaşı var. Yaşadığı mahallede önemli bir yere, işinde ise sorumluluk isteyen bir göreve sahip. Bunlara rağmen sorunları devam ediyor. Tourette ve Haldol'a bağlı sorunlar. Hafta içi ve iş saatlerinde Haldol ile birlikte uyanık, güvenilir ve sıkıcı oluyor. Ray, Haldol kişiliğini böyle tarif ediyor. Hareketlerinde ve yargılarında yavaş ve dikkatli. Haldol'dan önce gösterdiği sabırsızlık ve düşüncesizce hareketlerden eser yok. Ama artık çılgın improvizasyonlar ve ilham da yok. Rüyalarının niteliği bile değişik. Tourette'in karmaşıklığından ve aşırılığından hiçbiri kalmadı. Rüyalarım sadece isteklerimin ve dileklerimin tatminine yönelik diyor. Ataklığında ve hazır cevaplığında azalma oldu. Artık yetenekli tikleri ve tikli yetenekleriyle yaşamasını sürdürmüyor. Pimpondan ve diğer oyunlardan zevk almıyor. Zaten eskisi gibi hızlı oynayamıyor. Artık diğer adamı yenme, oyunu kazanma içgüdüsünü hissetmiyor. Daha az yarışçı ve oyunsever. O isteği veya herkesi hayrete düşüren improvize ve kaygısız vuruşlarını kaybetti. Kaba ve teşhirci hareketlerini, küstahlığını da yitirdi. Giderek bir şeylerin eksikliğini daha çok hissetmeye başladı. Hayatında hem bir dayanak hem de kişiliğini ifade etme yolu olduğu için Haldol aldığında müzik yeteneğinde meydana gelen değişme en zoru ve en önemlisiydi. Müzikal açıdan becerikli ama sıradan ve ortalamaydı. Canlılık, renklilik, istek ve neşeden yoksundu. Artık tikleri ve takıntılı davur vuruşları yoktu ama çılgın ve yaratıcı taşkınlıklara da sahip değildi. Bunu giderek daha açık bir şekilde gören Ray, benimle bu konuyu tartıştıktan sonra çok önemli bir karar aldı. Haldol'u hafta içinde alacak ama hafta sonlarında almayarak uçacaktı. Son 3 senedir bunu uyguladı. Yani şimdi 2 Ray var. Haldollü ve Haldolsüz. Pazartesiden cumaya ayık,
soğukkanlı ve planlı bir vatandaş, hafta sonlarında ise kaygısız, enerjik ve ilham dolu Tikli Ray. Ray'in de kabul ettiği gibi bu çok tuhaf bir durumdu. Tourette hastalığına sahip olmak çok çılgınca bir şey. Sarhoş olmaya benziyor. Haldol almak ise tuhaf, insanı ayık ve sıkıcı yapıyor. Her iki durumda da gerçekten özgür değilsiniz. Siz normaller, beyinlerinizin doğru yerlerinde, doğru zamanda, doğru miktarlarda transmitterleri olanlar, duruma bağlı olarak ne gerekiyorsa, ciddiyet, sululuk, bunu gerçekleştirebilirsiniz. Biz, Tourette'liler bunu yapamayız. Hastalığımız bizi ciddiyetsiz olmaya mecbur eder. Haldol aldığımızda ciddi olmaya mecbur oluruz. Siz özgürsünüz, doğal bir dengeye sahipsiniz. Bizimse yapay bir dengeyi en iyi şekilde kullanmamız gerekiyor. Ray, Tourette, Haldol'e, esarete, yapaylığa ve çoğumuzun tadını çıkardığı, doğduğumuzdan itibaren hakkımız olan doğal özgürlükten mahrum olmasına rağmen yapabileceğinin en iyisini yapıyor. Ama hastalığı onu eğitti ve bir yolla o hastalığını aştı. Nietzsche ile birlikte şöyle derdi kuşkusuz: "Pek çok hastalıktan geçtim, geçmeye de devam ediyorum." Hastalığı düşünürsek, o olmadan nasıl yaşayabileceğimizi sorma eğiliminde değil miyiz? Yalnızca çok büyük acılar ruhun son kertede kurtarıcısı olabilir. Paradoksal olarak doğal, fizyolojik, sağlıktan yoksun olan Ray, yaşadığı değişimlerden dolayı yeni bir sağlığa ve özgürlüğe kavuşmuştu. Nietzsche'nin büyük sağlık demekten hoşlandığı şeye erişmişti. Tourette sayesinde ya da Tourette rağmen ender bulunur bir mizah anlayışına, cesarete ve güce sahip bir ruhu vardı.